asker abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Önümüze geldi yapıyoruz dedik yaptık. Bakan Bey yapın dedi yaptık. Abi. Saygılar. Ayarınıza sağlık. Devamında panik durumunda her iki frenin yani ön ve arka frenin kombine olarak kullanım eğitiminin verildiği ve bunun ne kadar etkili hızımızı bizim ayarlamamız gerekiyor. Panik fren de yapsak, kaçışı da ayarlasak. Şimdi eğitmenimiz Türkiye'nin en genç sporcuları güvenlik amaçlı lütfen biraz parkurdan uzak duralım. 18 yaşında ve 17 yaşındaki iki tane gencimiz ekstrem enduro'da Bursa'yı Türkiye'de temsil ediyor. İki genç arkadaşımız bu sporu çok iyi yapıyor gerçekten. Güvenlik bizim için çok önemli. Bravo başkanım! Bravo! Herkesin bariyerlerin dışına çıkmasını önemli rica ediyoruz. İnsanlarımız var. Lütfen alanı boşaltın. Korkunuzun sahibi.
yavaş çekebilir miyiz? Deneyelim mi sizce? Ama başarır mıyız bilmiyorum. Şoförün ustalığına bağlı. Deneyelim diyenler bir alkışlasın bakalım. Denemeyelim diyenler alkışlasın. O zaman deneyeceğiz. Yapacak bir şey var. Alalım ustalığı. Alalım arkadaşlar. Güvenlik başkanım. Bu saatte Akeli Başkanımız Sayın Davut Gürkan. Mühim dedim abi, önüme geçiyorsun. Kimsin sen be? Azim abi, seni çağırıyorlar abi. Bu gece Bursa Yunuseli Havalimanı'ndayız. Bursa'daki gençlerle sık sık bir araya geliyoruz. Araçlardan hoşlanan, arabalardan hoşlanan, modifiye araçlarla ilgilenen genç kardeşlerimiz bize dediler ki Sayın Bakanım, biz çevreyi de rahatsız etmeden, kurallara, kanunlara uyarak modifiye araçlarımızı sergilemek istiyoruz. Onlarla adeta arkadaşlarımızla bir araya gelerek onları sergilemek istiyoruz. Biz de gençlerimizin bu sesini duyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte işte bu Yunuseli Havalimanı'nı onların kullanımını açtık. Bundan sonra ayda iki kez genç kardeşlerimiz buraya gelebilecekler, araçlarını sergileyecekler. Burada gönüllerince vakit geçirebilecekler. Bugün söz verdiğimiz işin ilkini gerçekleştirdik. Ama aynı zamanda buraya Bursa Motosiklet Federasyonu'ndan, kulübünden arkadaşlarımız da geldi. Onlar da bir gösteri yaptılar. Tabii genç kardeşlerimizi biz gerçekten önemsiyoruz. Onların böyle otomobille ilgilenmesi, kendi araçlarına bu kadar ehemmiyet vermesi, adeta çocukları gibi araçlarıyla ilgilenmeleri bizim de onların için bir şeyler yapmamızı adeta bir mecburiyet haline getirmişti. Kendilerini kırmadık. İnşallah bundan sonra Bursa'daki genç kardeşlerimiz ayda iki kere Yunuseli Havalimanı'nı kullanabilecekler. Buraya araçlarını getirecekler, sergileyecekler, gönüllerince vakit geçirebilecekler. Bursa'daki bütün genç kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ama Türkiye'ye de örnek olsun diyerek herkesi selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar.